Salam əziz dostlar, tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün uzun bir fasilədən sonra yenidən Nihat abi ilə bərabər söhbət eləyəcəyik. Merhaba Nihat abi, nasılsın? Merhaba kardeşim, iyiyim. Sen Kolay nasılsın? Hoş geldin. gəlsin. Sağ ol, Sağ hoş olasın, bulduk. sana da. Nihat abi, masanın üstü çok güzel olmuş. Burada Nihat abinin masasının üstünde bütün dünya ülkelerinin, yani birçoklarının burada Birçoğunun, evet. Hepsinin yok ama birçoğunun var. hem eski hem yeni. Yani Nihat abi koleksiyonerdi. Hoşlayır paraları toplamayı. Her Ben... müşterimizden istiyoruz. Farklı farklı ülkelerden olan müşterilerden Nihat abi bu paraları da topluyor. Özünün de oldukları var vesaire. Nihat abi oturun ben de yavaş yavaş. Nihat Hoş abi geldin kardeşim. nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Baya biraz ara verdik. Evet. Bugün inşallah ne hakkında konuşmalıyız sen Bilmiyorum bugün ne hakkında konuş. Siyaset mi konuşalım? Yok. delen? Siyaset bizim işimiz değil gel abi. vergi numarası Vergi hakkında numarasına konuşalım. konuşalım. Evet. Çünkü ben kısa olarak Azerbaycan dilinde Evet. konuşurum vergi Tamam. numarası hakkında. Sonra sana sorularım. Tamam. Demeli aziz dostlar vergi numarası Türkiye'de yani vergi numarası Rus dilinde nalog ve nomer İngiliz dilinde tax number. Vergi numarası çok önemli bir şeydi. Evet. Doğrudur Nihat Evet, abi. evet. Yani Türkiye'de ne bir iş görme istese senden vergi numarası Vergi numarası isteyecekler. isteyecekler. Yabancı Ha, vatandaşlarına. Harici vatandaşlardır. vatandaşsansa eğer elbette Evet. ki Türkiye vatandaşlarına onsuz da Onlar var ID olur. numarası, Hayır. zaten TC numarası, evet. Yani vergi numarası mesela için bir misallar tesis diyeyim. Oturma izni vergi numarası, ev alırsan vergi numarası, Evet. satırsan vergi Vergi numarası, numarası. şirket açsan vergi Vergi vesaire numarası vesaire. işte. Ve indi Nihat abi ya suallarla yani danışa danışa her zaman ki bu vergi numarası nedir, nece alınır? Bu hakta Nihat abi artık özü etraflı danışacak. Buyur Nihat abi bir tane de vergi numarası olsa böyle gösterer inşallah Evet, ben konuşa bir konuşa. tane buradan çıktı hazırladım. Yani bizde birçok var da bir tane şöyle örnek olarak göstereyim sana vergi numarasını. Demeli Bu böyle konuşum. bu bizim sistemden aldığımız vergi İçini numarası. söylemeden önce Evet. yani senden dinleyeyim. Bu vergi numarası doğrudan da bu anahtar kısmındaydı da açar olarak. Yani niye bu kadar önemli bir şeydi vergi numarası? Veya bunu nasıl alırız? Kolay yolu sen nasıl alırsan vergi o hakta danışalım. Evet, bunun iki alma yolu var. Birincisi müşterimizle beraber pasaportun naslıyla vergi dairesine giderek alabiliyoruz. İkincisi birçok ülke vatandaşlarını sistemden de alabiliyoruz. TC kimlik numarasından e-devlet kullanarak. Ama şimdi bazı şeyleri durmadan değiştiriyorlar. Bizim için en önemli olan, en önemlisini söyleyeyim. Bizim için en önemli olan buradaki anne babasının doğru yazılması. Yani sen demek istiyorsun bunu almak çok zor bir şey değil. Herkes Çok zor bir şey değil. alabilir. Evet, herkes alabilir. Çok zor bir şey Ama değil. orada Püf noktalar var her onu zaman anlatıyorsun. söylediğimiz gibi. Evet, Evet. devam Burada edeyim. anne baba ismini kesinlikle devamlı kullandığınız bir anne baba ismini yazmanız gerekiyor. Şimdi vergi numarasını alıyorsunuz, şirket kuruyorsunuz. Evet. Vergi numarasını alıyorsunuz, tapu alıyorsunuz. Evet. Vergi numarasını alıyorsunuz, araba alıyorsunuz. Ama daha sonra problem, vergi numarasını alıyorsunuz, motor alıyorsunuz. Vergi numarasını da saymakla bitmez yani. Her yerde Her lazım. yerde lazım oluyor bir yabancı vatandaş için. Önemlisi söyleyeyim. Püf Evet. noktalarından bir tanesini söyleyeyim ki zaten dediğim gibi vergi numarasını herkes alabilir. Sıkıntı yok. Evet. 2-3 defa da alabilir yanlışlıkla. Anne baba ismini söylüyorlar. Pasaportunu değiştiriyor bir daha vergi numarası alıyor. Sonra karşılaştıkları problemlerin en baştaki en büyüğünü söyleyeyim. Tapuyu aldınız kardeşim. Örnek veriyorum sen tapuyu aldın. Mesela. Vergi numarasıyla da ben tapumu aldım vergi numarasıyla. Bir kimlik beyan formu bunu tapuda belirtmiştik. Orada yazıyoruz anne baba ismini. Değil mi? Bu Evet. vergi numarasındakine göre yazıyoruz. Sonra sen bunu satacaksın. Almışsın başka pasaporta göre. Burada örnek veriyorum Svetlana değil de Elena yazmışsın. Bu yabancılarda çok Ya, yani karşılaşıyoruz. ikinci defa tapu şey vergi numarası kaybedirler falan gidip yenisini alırlar. Alırlar evet. Orada da ismi yanlış yazırlar. İsmi yanlış yazarlar ya da güvendikleri şahıslara bana vergi numarası alır mısın diyorlar. Onlar isimleri anne baba Yanlış yazıyor. isimlerin yanlış yazıyorlar. Sormuyorlar bile çoğu. Ben bu işlemlerle çok karşılaştım. Bu da Hem neye getirip çıkardır? satamaz. Evet. Yani Karşılaşacağı problemi söyleyeyim bu orada. küçük bir hata gibi Küçük. haberi bile yok Evet. ama dairesi satmak Satmaya istese kalktı satamaz. isim yanlışlığı Evet. yüzünden Bu satamaz. defa karşılaştırma isteyecek vergi dairesi ya da tapu.
Adına düzenlenmiş 3 tane vergi numarası var. Sen kimsin kardeşim? Sen bunu almışsın ama... Ha, birinde Yelena yazıyor, birinde Svetlana yazıyor. Birinde sen, başka bir şey yazıyor. Birinde, ben bildim tam olarak. Bazı yerlerde diyorlar ki bir tane isim söyle yazayım. Hiç evet, belki evet, evet. Bazı müşteriler anne baba ismi söylemek istemiyor. İstemiyor. Evet. Soruyorlar. Bende de çok oldu. Neye soruyorsunuz? Diyoruz ki vergi numarası. Yani söylemek istemiyorlar. Evet. Yanlış yazanlar oluyor doğru ama oluyor. Hata bu büyük. Çok büyük bir hata. Örnek veriyorum, biz bunu göç idaresindeki ikamet dosyalarının içine de koyuyoruz kardeşim. Bunu normalde göç idaresi almıyor. Hadi memurun aldığını düşün. Formda ismi Elena yazıyor. Vergi dairesinin vergi kimlik şeyinde, kağıdında Svetlana yazıyor. Başka bir yerde bir şey yazıyor. Burada orada olmaz. Memurun da kafası karışacak. Her yerde aynı olacak. Evet. Her yerde düz olacak. Her zaman bir tane vergi numaran olacak. Sen pasaportunu değiştirdin diye o vergi numarası aktif değil diye bir şey yok. Vergi numarasını bir defa gelip aldıysan Türkiye'de o vergi kimlik numaran her zaman geçerlidir. Bunu her yerde kullanabilirsin. Böyle aziz dostlar, evet. Bu Nihat abiyle bu danıştıklarla görmeye olur ki yani ne kadar işini bilir, ne kadar tecrübesi var. Bunlar hamısını yaşamak bilmek çok için. Çok problem yaşadık. Tecrübe, evet. Yaşanmışlar. Yani bunları yaşandığımız için, karşımıza çıktığı için söylüyorum ki insanları korkutmak, insanları ya da insanları biz bilgilendiriyoruz. Yani, evet, çok önemli bir şey değil. Bunları sen. Yaşadık biz. Tapu devri yaptığımız için yaşadık. Devamlı tapu devri yapıyoruz biliyorsun. Ona göre bizi izleyenler de gerek öz işlerini ciddi bu işi bilen insanlara itibar etsinler. Yani şart o değil, bizden getmir söhbet. Yani biri İstanbul'da yaşıyor, biri Ankara'da, başka her yerde sistem aynıydı ve vergi numarası aynıydı. Bu şeyi hataları yapmasınlar, yanlışları yapmasınlar. Kesinlikle. Anladık Nihat abi, bu çok önemliydi. Çok, çok bence haddinden artık önemliydi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani vergi numara almayı bildiği sistemden alabiliriz, vergi dairesine gidip alabiliriz. İsmi doğru yazmak şart. Şart. En büyük şart. Bence bir de orada isimde, önemli olan aha onu bence da... Şöyle de bir şey söyleyeyim kardeşim. Lütfen burada doğru bir adresleri varsa, ikamet adresleri varsa, kaldıkları bir daire, aldıkları bir daire, kiraladıkları bir daire varsa lütfen buraya da doğrusunu yazsınlar. Ha, ben de tam onu diyecektim ki orada isim soyisimden sonra çünkü neler yazılıyor. Ben o kadar vergi numarası görüyorum ki adam buraya Gmail adresini yazmış. O çok... O, bunu yabancı almadı. Bunu bir arkadaşımız aldı. Niye evet. Adresi sormuyorsun, net yazmıyorsun? Ya alacağı yani, daireni yazsınlar. Gelirler evet. Deyir ki bizim akı dairemiz yoktu. Evet. Bir aylık geldik ev almaya. Evet. Ben de derim ki alacağınız evin ünvanını öğrenin, onu yazın. Onu yazın. Çünkü gelecekte zaten o daire hiç sizin. Hiç almıyorsunuz bile. Kiraladığınız dairenin ünvanını yazın. Bu elinizde bir kağıt olacak ya. Bu bir yere gittiğinizde sen adresi bilmesen bile benim vergi numaram var diyeceksin, adam orada senin adresine bakacak, yine senin için bir kolaylık. Her şey iyi olsun. Evet. TC diyorum, özür dilerim. Türk numaranız varsa burada gelip bir operatörden Türk numarası aldıysanız lütfen onu yazın. Numara da kayıtlı, telefon özellikle nömresi de. Özellikle çok karşılaşıyorum. Elektrik abonelerine, su abonelerine vergi aldıkları vergi numaralarını hep tanıdıkların isimlerini yazıyorlar. Bana dünya kadar mesaj geliyor. Lütfen kendi numaralarınızı yazın. Aktif numaralarınızı yazın. Ya da çok güvendiğiniz birisinin numarasını yazın. Çünkü buralara dediğim gibi kolay bir şey olabilir ama gerçekten içeriğinde çok daha sonra yani onu evrakı almak hatırına ne geldi yazmasınlar. Yazmasınlar evet. Ciddi bilgiler yazsın. Ciddi bilgiler yazsınlar. Demeli orada Nihat abi isim soy isim adres, ünvan evet. Yazıyor, telefon numarası, evet, başka evet. Ne bilgiler gösterir? Ya burada sizin pasaport numaranızı gösteriyor. Pasaportunuzun geçerli olduğu şeyi gösteriyor. Tarih. Evet, başka bir şey yok. Bir zaten... de o taksi numaranı gösteriyor. Evet. Bir de böyle göstereyim. Esas ise bu şeyleri bitirdikten sonra mesela... Bu nömre mesela onun şeklini çekirsiniz. Telefonda olsa evet. Her yere geçseler... Bu evrakı taşımaya gerek yok da sadece yok. O numara lazım. O numara lazım evet. O numara sistemi girdiğiniz zaman zaten her yerde çıkıyor. Çıkıyor. Ben bunu de tapuda da kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum, ehliyette de kullanabilirsiniz. Şirket kurarken de kullanabilirsiniz. Aracı alırken de kullanabilirsiniz. Motor alırken de kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Onun için dediğim gibi lütfen küçük ayrıntılara dikkat edelim.
Böyle Nihat abi çok teşekkür ederim. Herkesin çok kolay ve sade bildiği bir vergi numarasında ne kadar incelikler Var var, ne var. kadar ciddi şeyler var ki geleceği hayata tesiri var. Tesiri var çünkü başımıza geldiği için devamlı. Biz sonuçta danışmanlık ofisiyiz, emlak ofisiyiz. Başımıza çok sıkıntılar geldiği için bunu da bilgilendirmek istedik. Teşekkür ederim kardeşim sen de buna aracılık ettiğin için ayrıca. Evet, kimse işine yarıyorsa Evet, biz çok aynen. sevineriz. Aynen, kesinlikle gönülden söylüyoruz bunu. Kimin bir işine yararsa inşallah. Ve kimse de Alanya'daysa, bize yakındıysa, bizi veyahut telefonla da arayabilirler. Elimizden ne kömek gelir, onu da Her zaman yardıma hazırız. yardım eder. Nihat abi, yavaş yavaş videomuzu bitireyim. Sen de Bitirelim son kardeşim. olarak ne söylemek Ne söyleyeyim? istersen. Her zaman söylediğim gibi lütfen bizi takipte kalın. Evet. Arkadaşımızı takipte kalın. Doğru bilgiler, doğru bir iletişimle her zaman size yardıma hazırız. Yani videolar devam edecek diyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. İnşallah gelen nefede aziz Bu dostlar yine de vacip meselelere evet. dokunarak bakarak. Her türlü konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Doğru bilgilendirmeye. İnşallah. Oldu Nihat abi. Böyle aziz dostlar, yavaş yavaş videomuzu yekunlaştırırız. İnşallah gelen videolarda görüşene dek. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun Nihat abi.